kuruluşlarımızın güzide başkanları, değerli basın mensupları, aziz vatanımızın dört bir yanından gelip bizlere şeref veren kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, kıymetli hocalarım, davetimizi kırmayarak zirvemize katılan değerli misafirler ve öğrenci arkadaşlar. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Erciyes Mühendislik Zirvemize hoş geldiniz. Mühendislik, bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır ve multidisipliner bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda Erciyes Üniversitesi Mühendislik Zirvesi, mühendislik alanında endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri takip edip mühendislik sektörlerini yakından tanımak ve sektördeki önde gelen isimler aracılığı ile bu gelişmeler ışığında bilgi aktarmayı amaçlamıştır. Dünyada bilim, sanayi, teknoloji ve mühendislik alanında ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Üniversitemizde bu gelişmeler karşısında günden güne artan başarısıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasında yerini almaktadır. Ülkemizde göstermiş olduğu başarıların yanı sıra dünya genelinde yapılan araştırma sonuçlarında da büyük başarılar elde etmiştir. Türkiye'deki üniversiteler somut ve ölçülebilir yüze yakın parametreye göre değerlendirilmiş ve Erciyes Üniversitesi 10 üniversite arasında yer alarak araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Özellikle son yıllarda dünyanın en saygın sıralama sistemlerinde önemli konumlar elde etmesi ve konumunu giderek yükseltmesi üniversitemizin araştırma performansını, kapasitesini ve sürdürülebilir bir kalite düzeyine sahip olduğunu yansıtması bakımından son derece önemlidir. Bu sonuçlar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak isteyen ve geleceğin lider ülkesi Büyük Türkiye amacına hızla ilerleyen ülkemizin itici güçlerinden birisi olan üniversitemiz bu doğrultuda süratle ilerlediğini göstermesi bakımından memnuniyet vericidir. Bizler de Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak bilimsel anlamda tüm dünyaya entegre olmuş ve onlarla yarışla halinde olan bir öğrenci vizyonu geliştirmeyi hedefledik. Bu ve buna benzer bilimsel faaliyetlerimizi gün geçtikçe artırarak araştıran, kendi kendine öğrenen, deneyim kazanmış, yenilikçi, girişimci, yetkinliklerini geliştiren, toplum yararını gözeten anlayışı ile hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, mensubu olmanın haklı gururunu yaşadığımız üniversitemizde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Sözlerime son verirken bizlere destek olan başta rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çalış hocamıza, rektörlük yönetimimize, kıymetli hocalarımıza, desteklerinden dolayı sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanlarına, belediye başkanlarımıza, Kayseri Valiliğimize, zirvenin düzenlenmesi için gecelerini gündüzlerine katan Mühendislik Fakültesi öğrenci temsilciliğimize, kulüplerimize, tüm kulüp üyelerimize ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nüzü tebrik eder, saygılarımı sunarım. Erciyes Araştırma Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri Başkanlarımız, sevgili öğretim üyeleri, basınımızın değerli mensupları ve siz geleceğin mühendisi, değerli öğrenciler, 3. Erciyes Mühendislik Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade eder, saygılar sunar, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak biz 14 bölüm ve yaklaşık 12 bin öğrenciyle eğitimimizi devam ettiriyoruz.
Tabii fakültemizin toplam kapalı alanı 65 bin metrekare gibi çok büyük bir alana sahiptir. Burada çok ciddi araştırmalarımız, öğrencilerimizin faaliyetleri anlamında gerek teorik bilgilerini, gerekse pratik bilgilerini geliştirme anlamında çok ciddi çalışmalar içerisinde yaklaşık 300 akademik kadroyla biz çalışmalarımızı güçlü olarak devam ettiriyoruz. Tabii burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Biz öğrencilerimizi sadece teorik bilgilerle değil, sanayiyle entegre olması anlamında gerek savunma sanayine yönelik TAİ ile, TUSAŞ'la yapmış olduğumuz çalışmalarımızla, Kayseri bölgesinde özellikle sanayi odamızın ve ticaret odamızın önderliğinde üniversite sanayi işbirliğini geliştirme anlamındaki faaliyetlerimizle her zaman bir marka olmaya ve bu konuda en iyinin en iyisini her zaman yapmak için gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii bunları yaparken ciddi bir mücadele içerisinde olduğumuzu, burada yönetimimiz olarak üst yönetim Sayın Rektörümüzün bizleri her zaman desteklemesi bizim bu noktalara gelmemizde ve ilerlememizde de çok büyük etkiler ortaya koymaktadır. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak biz aslında her zaman ilk 10 içerisinde yer alan bir fakülte olarak eğitim hayatımızı son 10-15 yıl içerisinde devam ettiriyoruz. Güzel bir tesadüf, bu sene bizim 40. yılımız. Ben nice 40 yılları fakültemizin başarılı bir şekilde geçirmesini temenni ediyorum. Burada sizlere ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle ben geçen hafta Dekanlar Konseyi İskenderun'daydı. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni burada gördüm. Çok mutlu oldum. Diğer üniversiteler gibi sizlere de ayrıyeten hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu faaliyetin gerçekleşmesinde bu sene rakamın çok daha arttığını duydum. 3600'ün üzerinde bir talebin olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Amacına ulaşacak bir faaliyet olduğunu düşünerek sizler bizim gelecekteki mühendislerimiz olarak bu toplantılarla birbirlerinizle bilgi alışverişinde bulunmanızı çok önemsiyoruz. Ben iyi bir sonuçlar çıkacağını buradan ümit ederek tekrardan hoş geldiniz, saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Araştırma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Ticaret Odası Başkanı, Sayın Dekan, saygıdeğer katılımcılar, değerli öğrenciler. Erciyes Üniversitemizin Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 3. Mühendislik Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öğrenci odaklı planlanan ve mühendislik alanında son yenilikleri ele alacak olan bu zirve, aynı zamanda sektör ve öğrenci buluşmasına öncülük edecek ve önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum ve başarılı geçmesini diliyorum. Günümüzde mühendislik ve mühendislik eğitimi çok önemlidir. Bunu klaşe bir laf olarak söylemiyorum. Neden? Çünkü bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, Endüstri 4.0'ın yaygınlaşması gibi bu terimleri siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ve son olarak da İnsansız teknoloji anlamına gelen Endüstri 5.0 ve yapay zeka mühendislik kavramının değişmesine neden olmuştur. Artık mühendislerimiz sektörde başarılı olabilmek istiyorlarsa teknolojiyi daha çok yakından takip etmeli, iç içe olmalı, yenilikleri muhakkak takip etmeli ve her zaman kendilerini yenilemek zorunda olmalıdır. 2017 yılında Sayın Başkanım da söylediği gibi YÖK tarafından Türkiye'de 9 üniversiteyle birlikte üniversitemizde araştırma üniversitesi olarak tescil edilmiştir. Erciyes Üniversitemizin araştırma üniversitesi olmasında mühendislik fakültemizin çok çok büyük faktörü ve katkısı vardır. Hatta şunu söyleyebilirim, araştırma üniversitesi olmamızda mühendislik fakültesi lokomotif görev üstlenmiştir. Bugün bu zirvede Türkiye'den 7 bölgede 500'e yakın öğrenciyi misafir etmekteyiz. Bizim kendi öğrencilerimizle birlikte bu sayı 3000'i aşmaktadır. Bu bizim için gurur verici bir olaydır.
Mühendislik zirvesinin öğrencilerimizin mesleki alanlarında gelişmelerine büyük katkı sağlayacağına eminim ve bekliyorum. Değerli öğrenciler, geleceğin mühendisleri. Sizlerden beklentim, mühendislik eğitiminde alanınız ne olursa olsun, öncelikle mesleğinizi sevmeniz, kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz, karşılaşacağınız zorluklarda hiçbir zaman yılmamanız ve ülke menfaatlerini, en önemlisi de bu, ülke menfaatlerini her şeyden üstün tutmanızdır. Ülkemizin üretimde dünyanın güçlü ülkeler arasına girmesinde veya girmesi için sizlerin çabası çok çok önemlidir ve bu konuda sizlere büyük görev düşmektedir. Sizler Türkiye'nin en iyi mühendislik fakültesinden birinde okuduğunuzu, eğitim gördüğünüzü unutmayınız. Yeni dönemde yönetim anlayışı olarak üniversite sanayi işbirliğine önem veren, sanayici ile birlikte üreten, teknolojiyi ve yeniliği her şeyden önde tutan bir yönetim anlayışı hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda eğitimi daha uygulamalı hale getirerek sizlerin alanınızda daha başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu görüşlerle özellikle 3. Erciyes Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Erciyes Üniversitesi Halk Oyunları Kulübü dans gösterisi. Kendimizi aktarmamızı, kendimizi tanıtmamızı hem de
temsil ettiğimiz kurumları kısaca tanıtmanızı isteyeceğim sizlerden. Başlayabiliriz, buradan başlayabiliriz. Evet, ben özellikle 2017'de de çok başarılı bir zirve vardı. Mühendislik zirvesi. Bu yılda artan bir şekilde bu zirveye devam ediyorsunuz. Ben dışarıdan gelen, diğer üniversitelerden gelen mühendis adayı, meslektaş olacağımız arkadaşlara öncelikle hoş geldiniz diyorum. Burada iki tane rektörümüz, Erciyes Üniversitesi rektörümüz ve Kayseri Üniversitesi rektörlerimiz burada, dekanımız burada, kıymetli başkanlarımız burada. Onlara da bu ilgilerinden ve desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçen yılda konuşmuştuk, bu işi yapan arkadaşlarım, ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde bunu uluslararası düzeye çıkaracak kabiliyetteler ve o şekilde ilerliyor. İnşallah biz de hem Kayseri Sanayi Odası olarak hem Kayseri olarak her türlü elimizden gelen desteği vereceğiz. Ben meslektaş dedim, ben de mühendisim arkadaşlar. Ben de makine mühendisiyim. Tabii birazcık... Dünya Mühendisler Günü, Dünya Mühendisler Günü. Tebrik ediyorum. Bu üçüncüsü mühendislik zirvesinin de Sayın Başkan'ın söylediği gibi ben de inşallah önümüzdeki yıllarda uluslararası seviyeye çıkarabilecek şekilde daha kalabalık, daha güzel bir şekilde olacağını ümit ediyorum. Şu anda da mükemmel bir kalabalık var. Tüm katılımcılara buradan teşekkür ediyorum. Özellikle il dışından gelen misafirlerimize, konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu panelin de verimli geçmesini diliyorum. Tabii Sayın Başkan, şimdi Sanayi Başkanı panelde de arada biraz atışma gibi olacak gibi. Her meslek güzeldir. Biz ticaret adamı olduğumuz için tabii ilime bilime müthiş bir saygımız var. Artık ilimsiz ve bilimsiz ticarette, sanayide, ekonomide olmuyor. Herkes mesleğini severek yapmalı. Ama dünyanın en güzel işi inanın ticaret. Pazarlama, satış. Sizler de ilminizi, biliminizi mezun olduktan sonra kendi işinizi kurarken o ilminizi, biliminizi satacaksınız. Eğer satmayı beceremezseniz dükkanı kapatırsınız. Onun için her işi de severek yapmak lazım, aşkla yapmak lazım. O yüzden de başarılı olmanın en büyük önemi de işi severek yapmak gerekiyor. Biz de aile şirketiyiz, Gülsoy Grubu'nun altında. Otomobil, kuyum, mobilya ve akaryakıt gibi işte faktör faaliyetler yapıyoruz. Aile şirketiyiz. Tabii ki sorunlara şu andaki baktığımızda her yaşanan ekonomik sorunları, sıkıntıların içerisinde de mücadeleye devam ediyoruz. Tekrar bu panelin başarılı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ersin Fener, Türk Mühendis Mimarlar Odası Milli, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı. Bir önceki yıl düzenlenen etkinliğe de katılma şansımız oldu. Türk Mühendis Mimarlar Odası Milli olarak özellikle öğrencilerimizle birlikte birçok etkinliği organize ettik. Ama buradan bir Erciyes Üniversiteli olarak ifade etmek istiyorum. Geçen sene düzenlemiş olduğumuz etkinlik, öğrenci düzeyinde gerçekleştirilen etkinliklerin içerisinde bir derecelendirme yapacak olursak 10 numara diyebiliriz. Çok başarılı bir etkinlikti. Bu dönem içerisinde gerçekleştirilecek olan bu etkinliğinde başarılı olacağı noktasında hiçbir endişe söz konusu değil. Bu doğrultuda Sayın Rektörüme ve Mühendislik Fakültesinin Dekanı Fatih Hocama öğrencilerimiz adına sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak teşekkürlerimi sunmayı buradan bir borç biliyorum. Hakikaten çok ciddi destekler ortaya koyuyorlar. Bu çalışmaların gerçekleşmesinde emeğe geçen konsey başkanımıza ve görev alan değerli arkadaşlara da ben teşekkürlerimi sunmayı buradan borç biliyorum. Burada hala hazırda 24 meslek odasını temsilen bulunuyorum. Her ne kadar kendi makine mühendisi olsam da
yıllarca elimizde 17 sene şube yöneticiliği, şube başkanlığı yapsam da şu anda hala hazırda 24 meslek odasının ilk koordinasyon kurulu başkanlığını icra ediyorum. Bugün Türk Mühendis Mimarlar Odası bildi ki ileride sizin mesleklerinizin temsil edildiği oda yaklaşık olarak 650 bin ki çok ciddi bir rakamdır bu kayıtlı üyesi. Yaklaşık olarak bir bu kadar da kayıtlı olmayan teknik elemanları düşündüğümüzde çok güçlü bir bilim ordusu. Burada bunu ifade etmek istiyorum. Bu etkinliğin başarılı olmasını temenni ediyorum. Sözü Yusuf Bey, ana sponsorumuz. Çok sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler kendilerine. Özellikle bizden hiç desteklerini esirgemediler. Süreç boyunca hem yön vermeleriyle hem maddi manevi destekleriyle gerçekten çok faydalı oldular. İnşallah kendilerini tanıtmak üzere. Saygıdeğer rektörlerin, kıymetli dekanın ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. İsmim Yusuf Kenan Şimşek, 2005 yılı iktisat mezunuyum. Ben bir iktisatçı olarak özel sektörü temsilen buradayım. Bana ve firmama burada bulunma, konuşma fırsatı verdiği için öncelikle bu devasa organizasyonu düzenleyen Erciyes Mühendislik Zirvesi çalışanlarına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir organizasyon yaptı. Başkanımızın da dediği gibi bu iş büyüyor giderek, sanırım önü açık bir iş. Ben bir iktisatçı olarak bunu ekonomiye dönüştürebilirim. Bu konuda da işbirliği yapmaya hazırız. Kemerli metal olarak firmamızdan kısaca bahsedecek olursak, firmamız 2008 yılında kurulmuş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, 2017 yılı itibariyle de Dilovası'nda şubesini açmış, orada da üretim yapan bir firma. Kemerix markasıyla bugün buraya ana sponsor olduk. Kemerix'ten de çok kısa bahsetmek isterim. Biz beton donatısı için çelik teller üretiyoruz. Bu donatılar dışarıdaki standımızda da ne olduğunu detaylı görebileceğiniz ürünler. Çok detaya girmeyeceğim ama günlük hayatımızda birçok kullandığımız yapının içinde bulunan kendisi küçük ama etkisi büyük malzemeler. Bununla ilgili saat 16.15'te bize bir saatlik bir süre ayırdı sağ olsun bu kuruluş. Yukarıdaki salonumuzda detaylı bilgi vereceğiz. Orada daha detaylı anlatacağız. Ben kısaca burada ürünümüz ve firmamız hakkında bilgi vermiş olayım. Beş Aralık Mühendisler Günü'nüzü de kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.